Yeni yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı. Ocak'ta enflasyon %1,68 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise %14,97 olarak gerçekleşti. Ocak ayında mandalina zam şampiyonu olurken en fazla fiyatı düşen ürün ise karnabahar oldu. İşte çarşı pazardaki son durum. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin ilk enflasyon verilerini açıkladı. Ocak'ta enflasyon aylık bazda %1,68 oranında arttı. Yıllık enflasyon da %14,97 olarak gerçekleşti. Koronavirüs, pandemi, soğuk algınlığı derken Ocak ayındaki enflasyon şampiyonu 26,77 ile mandalina oldu. Efendim, mandalina zam şampiyonu. Evet. Alıyorsunuz ama yine de. Mecbur ihtiyacımız var. C vitamini, Covid'den dolayı. Mandalina'dan sonra fiyatı en çok artan ürün %25,50 ile otoban geçiş ücreti oldu. Salatalık %21,29, köprü geçiş ücreti %21,3 ve Charleston biber %18,85'lik artışla zam şampiyonları arasındaki yerini aldı. Böyle giderse salatalık bayağı can yakacağı benziyor. Pazarda kilogram fiyatı 8 lirayı aşmış durumda. 1,5 lira, 2 lira, 2,5 liraydı mandalina. Şu an mandalinanın mevsimi geçti. 5 lira da normal. Pek sürüm yapmıyor. Portakalın bu sene az olması mandalina'da da tabii ki fiyatlar yansıdı. Artanların yanı sıra fiyatı düşen ürünler de vardı. Pazarda fiyatı en çok düşen karnabahar oldu. Onu takiben domates, ıspanak ve kabaksa fiyatı düşenler arasında yer aldı. Al 2 lira oldu al. Bir poşet dolduruyor, başka alış gücümüz yok yani. Yetmiyor. Yani emekli bir insan için gerçekten zulüm yani. Koronavirüs, pandemi, salgın, soğuk algınlığı derken C vitamine yüklendik. Evet, aynen öyle. Buluyoruz, alıyoruz, o bize yedir. Memnun musun? Memnunum tabii ki. Korkusuz yaşıyoruz, bu bize yedir. Biberin etiketinin uzaktan 10 lira yazdığına bakmayın. Çünkü bu yarım kilosu tezgah önüne gelince asıl fiyat ortaya çıkıyor. 1 liraya otlar, 1 liraya otlar, 1 liraya. Pazarda fiyatlar yüksek olsa da hareketlilik sürüyor. Kimi vatandaş çantasını, sepetini doldurup evine giderken kimisi de dolduramadığından şikayet ediyor. Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da gündemindeydi. Elvan, açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor dedi.